Şimdi 3 soru var. Birincisi faiz ne olur 22 Haziran'da? Benim Evet. gördüğüm kadarıyla piyasada 2 tane beklenti var. İşte Deutsche Bank falan gibi kuruluşların beklentilerine bakıyorum. Kademeli artış. Yani ilk etapta 15'e ya da 20'ye gelip ondan sonra beşerlik artışlarla birkaç artışlarla 25 ya da üzerine taşınması. Ağır basan görüş buna benziyor. Yani ilk etapta önümüzdeki hafta 22'sinde 15'e yükseltilir. Ondan sonra bu olur. Diğer bir görüş ise önden yüklü bir artış yapılması. Yani önden yüklemeli bir hareket. Aslında merkez bankacılığı açısından bakarsanız doğrusu da bu yani bu tip durumlarda. Çünkü merkez bankaları şimdi burada kritik nokta ikinci soru vardı. Döviz girişinin beklentisi vardı. Burada önemli olan ülkeye döviz girişinin tekrar sağlanması. Uzun vadeli yatırımlarla girenler ayrı, doğrudan yatırımlar. Onlar biraz daha uzun vadeli. Burada kısa vadede portföy girişlerinin canlandırılması lazım. Portföy girişleri ise ya hisse senedine ya devlet tahviline, hazine bonosuna gelen paradır. Şimdi hisse senedine gelen geliyor. Ama asıl büyük hacimli girişler genelde hazine piyasasına, hazine kağıtlarına, devlet tahvillerine olan yabancı girişleridir. Yani bizim o portföy girişi kısa vadeli sermaye dediğimiz şey budur. Burada ise iki şeye bakar yabancı yatırımcı. Bir, faiz daha fazla artar mı diye. Çünkü bugün gelip ben hazine bonosunu işte artırılmış şekilde %15'ten alırsam ama bir sonraki hafta o 20 olup sonraki ay 25 olup 30'a çıktığı zaman ben 15'lik getirili olan kağıdın fiyatı düşeceği için ben orada çok fazla kâr edemeyeceğim gibi zarar da edebilirim. Bir buna bakar. Yani faizde artık bir beklenti, artış beklentisinin kalmaması yabancı yatırımcı açısından önemli. İkinci olarak da kura bakar. Der ki ben bu hazine kağıdını aldım, paramı götürdüm, TL'ye döndürdüm, aldım cebime koydum hazine kağıdını. Vadeye kadar bekleyeceğim. Ama vadede ya Türk lirası çok ciddi değer kaybederse benim o zaman elime geçecek 1000 lira o kurdan benim ana paramı olan euro ya da dolara döndüğümde ana paramın altına inebilir miyim? İnebilirim. Ha, o zaman yabancı yatırımcı girerken onun bir devalüasyon beklentisi, bir kur kaybı beklentisi olmaması lazım. Şimdi Türkiye son dönemde biraz da kontrollü bir şekilde benim gördüğüm kadarıyla Türk lirasının değer kaybına izin verdi ve hala da veriyor. Belli bir yere gelecek. Buradaki sonuçlardan birisi yabancının o devalüasyon endişesini alacak bu. Ha, faize gelirsek kademeli faiz artışıyla yabancı hala gireceğim yer burası değil diyebilir. Çünkü Merkez Bankası 15 yaptı bunu 20 yapacak, 25 yapacak. Buna bağlı olarak hazine kağıtlarının faizi artacak diye. Dolayısıyla bu iki beklentiyi alması için burada bence doğru olan önden yüklemeli yüksek bir artış yapıp kademeli olarak düşürmeli ve seçime çünkü seçime yakın artık faizde çok fazla manevra alanı kalmayacak. Her ne kadar biz bağımsız olsak olacak desek de Merkez Bankası bizim bildiğimiz Türkiye işte yani yeterince gözlem yaptık artık gördük. Seçime doğru tekrar Merkez Bankası'nın üzerinde ekonomi yönetiminin üzerinde bir faiz baskısı olacaktır. Dolayısıyla faizde ne ayarlama yapıyorsa bu yılın geri kalan döneminde yapılacak. Onun için yavaş yavaş kademeli yerine yüksek bir artışla başlayıp gitmeyi de tercih edebilirler. Bu daha etkilidir. Yani buradaki beklenti buydu. Onun dışında bu ikili ne yapabilir? İşte dediğim gibi hani dövizi akışını sağlayabilir. Bir de Merkez Bankası'ndaki tekrar o kurumsal yapının güçlendirilmesi var. Merkez Bankası son dönemde adı çok geçti. Çok tartışmaların ortasına kaldı. Çok zarar gördü. Hani ben Merkez Bankası'nı 86 yılından bu yana takip ederim. 4 yıl bankacılık yaptım. Bankanın ekonomisi olarak başlamıştım. Bankanın hazine ve fon yönetimi bölümünde çalıştım. Dolayısıyla Merkez Bankası hep bir ilişki içindeydim. Sonra yaklaşık işte 33-35 yıla yakın bir sürede de gazeteci olarak takip ediyorum. Dolayısıyla Merkez Bankası'nı iyi biliyorum. İyi takip ediyorum Merkez Bankası'nı. Merkez Bankası'nda çok muazzam bir kadro vardı. Muazzam bir bilgi birikimi vardı. Hala bu kadrolar belki olabilir ama bu kadrolar önemli ölçüde dağıldı. Bir kısmı üniversitelere gitti işte bakıyoruz işte eski baş ekonomist Hakan Kara işte Bilkent Üniversitesi ders veriyor. Diğeri orada ders veriyor. Ya da vakıflara enstitülere gittiler TEPAB gibi. Ya da bunlar ana binadan çıkıp taşra teşkilatına gittiler. Bu kadroların tekrar Merkez Bankası'nın toplaması, bu bilgi birikiminin toplaması gerekir. Çünkü dediğim ben boş kalınca Merkez Bankası'nın web sitesine bakar, oradaki eski raporları ya da yeni raporları okur. Muazzam raporlar var, muazzam tespitler var. Biz burada boş yere konuşuyoruz. Zaten tespiti yapmış Merkez Bankası. Zaten çözümü de var o raporlarda. Bir bakın yani o konuya dair bir şeyi search edin, bulamama şansınız yoktur. Dolayısıyla kurumun tekrar kurumsallaşması, o Merkez Bankası bağımsızlığının
tekrar geldiğinin hissettirilmesi lazım. Şimdi bir konuşurken bir izleyicimiz demişti galiba, değil mi? Başkanın acilen basın toplantısı yapması lazım. Evet. Bence yanlış. Acilen basın toplantısı yapmaması lazım. Önce para politikası aksiyon alması lazım. Merkez Bankası başkanları ketum olurlar aynı zamanda. Konuştular mı? Tam konuşurlar. Ama sürekli konuşmazlar. Yani o biraz, çünkü diğerlerine bakın, dünyada da öldü Merkez Bankası başkanlığı. Yani onun için iletişim yönü çok güçlüdür. Yani çok sık konuşup yanlış mesaj vermek yerine güçlü mesajlar, aksiyonlarla, kararlarla desteklenmiş mesajlar vermesi lazım. Onun için ben hani acele edeceğini düşünmüyorum. Bu arada izleyici şeylerine bakıyorum. Bir izleyicimiz Volkan Evet. Taştan demiş ki Mehmet Şimşek Bey tenis oynamasını bilmiyor. Popüler değil. İşin sırrı tenis oynamasını bilmek, derinlikleri bir şey yapmış. Şaka olarak yapmış ama benim bildiğim kadarıyla Mehmet Şimşek bayağı iyi tenisçi. Tenis Bayağı oynuyor. Ben iyi de tenis oynuyor. evet. Futbol bir tenis. Yani o ikisinde iyi olduğunu sporcu olarak biliyorum. Ama burada önemli olan piyasalarla, finans piyasalarıyla ilişkiyi, köprüyü kurmak. Bu köprü son 1-2 yılda biraz aksadı. Yani Ankara ile finans dünyası arasında, bankacılık sistemi arasında böyle akıcı bir ilişki olmadı. Toplantılar belki oldu ama birbirini çok anladıklarını tahmin etmiyorum. Bu akıcı ilişkinin tekrar kurulması lazım. Çünkü bir aynı zamanda bir finansal istikrar, bir fiyat istikrarı, bir finansal istikrar lazım. Finansal istikrar için de bankacılık sisteminin verimli çalışması, bakın karlı değil, verimli ve etkin çalışması önemlidir. Onun için bankacılık sistemiyle o Ankara'nın ekonomi yönetim ilişkinin, finans sistemi tekrar kurulması gerekir. Bir diğer beklentim de bu ikiliden, daha doğrusu bu ekonomi yönetiminden, buna Cevdet Yılmaz'ı Cumhurbaşkanı yardımcısına katıyorum. Bir diğer beklentim de bu.